Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine selam olsun. Selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah'ın dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine selam olsun. Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'in varisine selam olsun. İshak ve Yakup peygamberlerin varisine de selam olsun. Doğru sözlü Yusuf'a selam olsun. Selam. Sen de kimsin? Seni korumakla görevliyim. Seni korumakla görevli birim. Biricik Allah'ın bir habercisiyim. Görevim seni korumak ve sakinleştirmek. Kardeşlerim beni kuyuya atıp gittiler. Onlar beni dövdü, bana büyük acılar yaşattı. Biliyorum. Allah'ın izniyle bütün yaraların tek tek iyileşti. Kalbimdeki acılar nasıl iyileşecek? Onlar bana zulmetti. Ceza görmelerini mi istiyorsun? Hayır. Onlar benim kardeşlerim. Peki neden bana düşman oldular? Onlara ben ne yaptım? Kardeşlerin çok kötü bir şeyin temelini attı. İsrailoğulları sana ve babana reva gördükleri bu zulmü diğer peygamberlere de reva görecekler. Birçok peygamberi öldürecek. Başkalarını da ne yazık ki öldürecekler. Hiçbir peygamber onlardan rahat yüzü görmeyecek. Artık her şey kötü olacak. Onlar için endişeleniyorum. Onlar tövbe etmeli. Yakın bir gelecekte onları tövbe etmeye zorlayacaksın. Kardeşlerine hükmedecek ve onlara öğüt vereceksin. Senin de görevin bu olacak. Beni yalnız bırakma. Çok korkuyorum. Yusuf, zorluklara alışmalısın. Unutma, kuyunun dibine düşmeden yüksek makam ve mevkilere asla yükselemezsin. Babam beni peygamberlikle müjdelemişti. Bu vaat ne zaman gerçekleşecek? Sen burada kuyunun dibinde Allah'ın koruması altında gönlünü hoş tut. Bu sözün gerçekleşeceği vakit çok uzak değil. Bilmelisin ki Allah seni kuyuda bırakmak için değil, peygamberler makamıyla şereflendirmek için yarattı. Bunu asla unutma. Allah seni peygamberlik için yarattı. Allah seni kendi katında yüceltmek için yarattı. Biricik Allah'ın habercisi. Neredesin? Adem'in varisine selam olsun. Nuh peygamberin varisine selam olsun. Allah dostu İbrahim'e selam olsun.
selam. Arkadaşım neredeydin? Sabaha kadar korkudan hiç uyuyamadım. Uzun zorluklara göğüs germeli ve eski rahat yaşantımdan sıyrıldım. Kendini sıkıntılara alıştırmadım. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani, söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kalmalı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısın ama burada eşi benzeri olmayan Allah'tan başkasısın Yusuf. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yakın. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Korkudan hiç uyuyamadım. Uzun zorluklara göğüs germeli ve eski rahat yaşantımdan sıyrıldım. Kendini sıkıntılara alıştırmalı. Yusuf bu kuyunun dibinde mi zorluklara göğüs gererek olgunlaşacak yani, söyler misin? Şimdi söyleyeceklerimi iyi dinle. Yusuf bir tohum gibi önce toprağın bağrında bir süre kalmalı. Daha sonra filizlenip serpilerek yavaş yavaş oradan çıkmalı. Bir gün bu kuyudan kurtulacak mıyım? Çok yakında. Sana kurtuluş müjdesi vermek için geldim. Babam dünya mümin için kuyu gibi karanlıktır derdi. O halde senin için önemli bir değişiklik yok. Kuyunun içi de dışı da aynı. Ben babamı çok özledim. Sevgili babandan ayrısın ama burada eşi benzeri olmayan Allah'tan başkasısın Yusuf. Zavallı babam. Durumu nasıl? Sevdiğini yitiren birinin durumu nasılsa o da aynı. Yakın. Sana kurtuluş müjdesi vermeye geldim. Yusuf! Ağacın yanında suyu tuzlu olan bir kuyu var. Oraya bakmayacak mısınız? Biliyorum. Kimse koyunlarını oraya götürmez. Gidelim. Hala kuyuya doğru gitmediler. Tertemiz yaratışlı Yusuf uyumak istemiyor. Dün gece hiç uyumadım. Çok uykum geliyor.
Allah'ın iradesi başka bir yönde tecelli edecek Yusuf, merak etme. Beni dinle ve uyu. Uyanık olmamalısın. Rahat uyu Yusuf. Her yere baktık. Kuyunun içine de bakalım. Ne de olsa çocuk, oynarken içine düşmüş olabilir. Yusuf! 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 Çok derin. Bak dibi görünmüyor. Allah'ın iradesi başka bir şey Yusuf. Uyanmamalı ve babanın kucağına geri dönmemelisin. Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bunlar da seni kurtarmakla görevli. Bu kuyudan kurtulmak için kovaya tutun Yusuf. Kuyudan kurtulduğumda babamın yanına mı gideyim? Hayır. Sen Allah'ın kullarından çok sayıda insanı kurtarmakla görevlisin. Bu kervanla uzak bir ülkeye gideceksin. Babam ne olacak? Ben onu seviyorum. O yıllarca senin ayrılığına tahammül edecek. Allah böyle istiyor. Kervandakilerin yanında gerçek kimliğini gizle. Sana her sorduklarında yalnızca kuyunun oğluyum de. Ama babam ayrılığıma dayanamaz. Ayrılığına katlanmak, öldürülmene katlanmaktan daha iyidir. Babanın yanına dönersen kardeşlerin seni öldürecek. Bu yüzden dinle ve Rabbinin iradesine teslim ol. Çok teşekkür ederim. Çok güzel. Yüzer Sif'in dinlenmesi için ne gerekiyorsa hemen yapın. Rabbim, beni kölelikten kurtarıp rahata kavuşturduğun için sana şükrediyorum. Ya Yusuf, işte Allah sana böyle bir makam ve mevki buyurdu. Seni kuyunun dibinden alıp yüksek makamlara çıkardı. Sana olayları yorumlama ilmini verdi. Sen artık bu ilmin diline rüya tabircilerinden bile daha vakıfsın.
Senin bir öğretmene de ihtiyacın kalmadı artık. Şükürler olsun. Yüce Rabbim, sana şükürler olsun. Rabbim, bütün dostlarım için senden hayır ve iyilik diliyorum. Rabbim, Potifar, Züleyha, Misabu ve Hunifer'i doğru yola ilet. Rabbim, annemin ruhunu şad et. Rabbim, babam Yakup için sabır ve metanet diliyorum. Kardeşlerinden ayrılma. Dikkatli ol oğlum. Bu gömleği giy. Ama bu bana çok büyük gelir. Sen giy, sana olacağını göreceksin. Biliyorum, ayrılık derdi onun için çok zor oldu. Bu derdi unutması için ona yardım et. Allah'ın selamı Yusuf peygambere olsun. Allah'ın selamı onun elçisinin üzerine olsun. Ne yapıyorsun Yusuf? Babam için mektup yazdım. Potifar'dan bu mektubu babama göndermesini rica edeceğim. Benden haberdar olsun. İyi olduğumu bilsin. Hayır Yusuf. Zamanı gelmedi daha. Sen ve baban Yakup peygamber bu ayrılığa tahammül etmelisiniz. Nedenini sorabilir miyim? Birçok nedeni var. Nedenlerden biri kardeşlerindir. Kardeşlerine zarar vermek istemiyorsun, öyle değil mi? Babam öğrenirse onlara beddua edecek. Babamın bedduası onların hayatını karartır. Hayır. Hayır. Ben kardeşlerimin zarar görmesini istemiyorum. İçeri girince de 7 kapının 7'sini de kilitle. Tamat, Yemeni ve diğer bütün hizmetçileri de buradan uzaklaştır.
Efendim Züleyha sizi çağırıyor. Siz gidebilirsiniz. Geleceğim. O halde 7 kapının yanındaki koridorda bekliyor olacağım. Allah'ım, beni yalnız bırakma. Senden başka kimsem yok. Tamam bebeğim, ağlama yavrum, tamam. Canım benim. Tamam yavrum. Yine ne oldu Sitenem? Kesin niçin ağlıyor? Ne yaptıysam susturamadım. Belki de sizin elinizde huzur bulmak istiyordur. Niçin susmadı? Belki bu ağlayış ve huzursuzluğun başka bir nedeni vardır. Belki onun latif ruhu uğursuz bir hadiseyi haber veriyor. Uğursuz bir olay mı gerçekleşecek acaba? Belki de Kisin bundan dolayı huzursuzdur. Bu gördüğün oda, Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmelisin. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da oradan çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin eşi Züleyha'da bulunur. Efendimiz Züleyha'nın emridir. Selam hanımefendi Züleyha. Kölemiz olduğunu biliyorsun. Öyledir efendim. Ve bir kölenin efendisine itaat etmesi gerektiğini de biliyorsun. Öyle değil mi? Bugüne kadar benden bir itaatsizlik gördünüz mü? Bugün de itaat etmelisin. Bir emriniz varsa hizmetinizdeyim. Ben kendimi sana sunmak için hazırım.
Allah'a sığınırım. Siz benden ne istiyorsunuz? İhanet etmemi mi? Size itaat edeceğimi söyledim. İtaat etmek ihanet etmekten farklıdır. Benden ne istiyorsunuz? Ben senden seni istiyorum. Kocan yıllarca bana iyilik etti ve iyi bir mevkiye getirdi beni. Şimdi benden ona ihanet etmemi mi istiyorsun? Ben de sana sevgimi esirgemedim. Size ve eşinize minnettarım. Sevginize, günah ve ihanetle mi karşılık vermemi istiyorsunuz benden? Sen bana borçlusun. Sana gösterdiğim sevginin karşılığını vermelisin. Bir köle olarak bana itaat etmeye mecbursun. Sevginizi kazanmamı sağlayan beni yaratandı. Ben sizden çok ve sizden önce onun lütuflarına borçluyum. Sana sahip olmak için izzetimi hiçe sayarak zilleti tercih ettim. Asla vazgeçmeyeceğim. Ben namus ve şerefimi geçici bir hevesle değişmeyeceğim. Bu sır sadece ikimizin arasında kalacak. Kendimizi Allah'ın nazarından nasıl gizleyeceğiz? Kendi tanrından mı korkuyorsun? Ben de ondan utanıyorum. Bu sorunu çözmek kolay. Bakışlarına tahammül edemiyorum. Beni bağışla Yüce Amun. O artık günahımıza tanıklık etmeyecek. Ben aptallığın ve budalalığın sembolü olan o heykelden değil, her şeyi gören ve işiten Allah'tan korkuyorum. Sen bana aptal ve budala mı diyorsun? Ben senin gibi yüzlercesini ayaklarımın altında ezerim. Sen benim atlarımın pisliğini bile temizlemeye layık değilsin. Kalkmış Yüce Amun'a itaat etmeyi aptallığın sembolü olarak yorumluyorsun. Ben emrediyorum ve sen de bu emre itaat etmeye mecbursun. Aksi takdirde seni buraya gömerim. Ben Yüce Rabbimin buyruklarını çiğnememe neden olmayacak emirlerinizi yerine getirebilirim ancak o kadar. Sana verilecek en iyi ceza kısasa kısastır. Şiddetli bir ceza şehvete esir olanı gaflet uykusundan uyandırır. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Biz seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Züleyha'yı cezalandırmaktan ya da ona karşılık vermekten sakın. Zira bir müddet sonra Yusuf beni kendi emellerine alet edemediği için bana zor kullandı diyecek. Bu durumda sen kınanacaksın. Şeytanın bu tuzağından kapıya doğru kaç. Allah'ın peygamberi, bu yüce Allah'ın sana mesajıdır. Kapıya doğru kaç. Kaçış yolu yok. İtaat etmeye mecbursun. Thank you.
Sanırım burada açıklanması gereken bir şeyler var. Dinliyorum. Biri konuşsun artık. Yazıklar olsun. Bunca iyiliğin karşılığını görüyor musunuz? Eşinize nasıl davrandığını görüyor musunuz? Eşinize kötü gözle bakan birinin cezası nedir efendimi? Söyler misiniz lütfen? Zindan ve en ağır işkenceler değil midir? Ama benimle birlikte olmak isteyen Züleyha'ydı. Ben Yusuf'un birlikte olmak için efendim Züleyha'nın odasına girdiğini gördüm. Efendim, size hangi delili getirirsem getireyim sizi ikna edemeyeceğimi biliyorum. Kendi onurunuzu korumak için de olsa eşinizin lehine karar vereceksiniz. Hiç kimse Züleyha'nın aleyhine şahitlik yapmaya cesaret edemez. Ederse de onların öfke ateşiyle hayatını kaybedebilir. Beni daha fazla kızdırma. Ben yalnızca kanıt ve tanık istiyorum. Suçlu kim bilmek istiyorum. Benim ne suçsuzluğumu ispat edecek bir kanıtım, ne de lehime tanıklık edecek bir nedimem var. O halde suçlusun. Ve cezalandırılmalısın. Ben başından beri ihanetle suçlanıyorum. Ancak gerçek anlattığımdır. O beni çağırdı ve benimle birlikte olmak istedi. Kendi Rabbimden başka bir şahidim yok. Züleyha'nın yatak odasına girmişsin. Karim ama şahittir. Herkes Züleyha'nın suçlu olduğunu biliyor. Ama kimsenin şahitlik etmeye cesareti yok. Şahidine söyle buraya gelerek şahitlik yapsın. Rabbim şahittir ve... Eğer beni yalnız bırakırsa... En çetin imtihana tabi tutacak. Bu kölenin sözlerine inanacak değilsin herhalde. Suçsuzluğunu ispatlayamazsan... Senin canını şimdi burada alırım. Efendim, ben kendi gözlerimle Yusuf'un koridordan geldiğini, bu ağlayan çocuk Kisin'le biraz oynadığını ve daha sonra da odaya açılan koridora girip kapıyı kapattığını gördüm. Ben odamda istirahat ediyordum ki onu başucumda gördüm. Bağırdım ve yardım istedim. O da kaçtı. Radam onu buraya çağırın. Yüzersif burada cezalandırılmalı. Hayır, hayır, o suçlu değil. O suçlu değil. Benim şahidim var. Nerede şahidin? Getir onu buraya. Getir de ondan dinleyelim. Onu getireceğim. Ne beni desteklemek için ne de Züleyha'ya düşmanlık edecek kadar tanıyan bir şahidim var. O papağan gibi anlatacak. Kimin yararına ya da zararına konuştuğunu da bilmeyecek. Öte yandan benim akrabalarımdan değil. Züleyha'nın akrabalarındandır o. Şüphesiz onun tanıklığı Züleyha'nın yararına olması gerekir. Söyle kimdir? Cezalandırılmadan önce onu buraya getir. Benim şahidim ağlaması duyulan bu çocuktur. Sen benimle alay mı ediyorsun? Sizden rica ediyorum. Size yaptığım onca hizmete karşılık o çocuğu buraya getirin. Bir bebek mi şahitlik yapacak? Halamın kızının oğlu. Bir sakıncası yok. Söyleyin onu getirsinler.
Potifar Hazretlerine selam. Bu benim halamın kızı Sitanen ve bu da Kesin. Söyle, şahitlik yapsınlar. Kesin, konuş. Allah'ın sana öğrettiklerini anlat. Hadi. Kesin, konuş. Yüce ve tek yaratıcının buyruğuyla onun kelamını söylüyorum. Eğer gömlek önden yırtılmışsa, Züleyha suçsuz ve Yusuf suçludur. Eğer gömlek arkadan yırtılmışsa, Züleyha suçlu ve Yusuf suçsuzdur. Annesinin bir tanesi, sen nasıl konuştun? Döktüğün sahte gözyaşlarıyla neredeyse sana kanacaktım. Gerçekten de siz kadınların hilesi pek çok olur. Ben sana attığım iftiradan dolayı özür diliyorum. Umarım beni ve Züleyha'yı affeder ve bu macerayı sonsuza dek gizli tutarsın. Burada olup bitenleri hiç kimseye anlatmayın. Bu macerayı anlatanlar şiddetle cezalandırılacaktır. Gidin! Peygamberliğini ilan etmenin zamanı geldi. Bundan böyle sen Allah'ın emriyle zindandakileri ve Mısır halkını doğru yola ve tek bir Allah'a tapmaya davet etmekle görevlisin. Kuşkusuz bu yolda Allah senin yardımcın olacaktır. Allah senin yardımcın olacaktır. Allah senin yardımcın olacaktır. Allah seni seçti ve sana rüyaları yorumlama ilmini verdi. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Peygamberliğini ilan etmenin zamanı geldi. Kuşkusuz bu yolda Allah senin yardımcın olacaktır.
Allah'tan başkasına avuç açarsanız pişman olursunuz. Allah varken başkasından yardım dileyenlerin vay haline. Vaat edilen günde Allah adaletle hükmederse insanların çoğu kaybedenlerden olur. O adaletiyle amellerimizi tartarsa hepimiz kaybedenlerden oluruz. Allah yarın mazlumların elinden tutarsa birçok emir esir olur. Allah'a isyan edenler, ne yaptıklarının farkına varsalar gözlerinden nice yaşlar boşalır. Bana işlediğim hatanın cezasını bildirmeye mi geldin? Sakin ol Yusuf. Kendini bu kadar üzme. Ben hatamın farkındayım. Ve kendimi asla bağışlamayacağım. Bunun farkına varman Allah'ın sana bir lütfudur. Beni mahcup eden bu sonsuz lütuflardır. Beni babamın ve diğerlerinin gözdesi yapan kimdi? İzzeti ve zilleti dilediğine veren Allah. Mısır Aziz'inin sarayında bana sayısız nimeti bağışlayan kimdi? Varlığının feyziyle insanlara sayısız nimetler sunan Allah. Züleyha'nın ve diğer Mısırlı kadınların tuzağından beni kim kurtardı? Mümin kullarını kötü amellerden alıkoyan Allah. Peki bana her zaman ihsanda bulunan Allah varken niçin başkasından yardım istedim? Bu hatadan dolayı Yusuf kan ağlamalı. Saçını başını yolmalıdır. Hata yaptım. Günah işledim. Yüce Allah'tan beni bağışlamasını diliyorum. Eğer Yusuf hatasını fark etmeseydi ve bu şekilde Yüce Allah'ın huzurunda af dilemeseydi, Hakk'ın dergahından kovulur ve peygamberlik makamından azledilirdi. Yusuf'un zindanda bir yıl kalması kararlaştırılmıştı. Ama şimdi bu zamana 7 yıl daha eklendi. Bu Yusuf'un hem hatasını telafi etmesi hem de zindandaki insanlara doğru yolu göstermesi içindir. Yusuf'un ileride birçok insana ihtiyacı olacak. Ömür boyu bile olsa zindan cezasını kabul ediyorum. Rabbim beni gözünden düşürmesin, bu bana yeter. Şükürler olsun. Şükürler olsun sana Rabbim. Şükürler olsun. Beni bağışlayın. Uykunuzu böldüm. Ne istiyorsun? Sizin için yemek getirdim baba. Yemek istedim. Geri. Kapıyı açmadan şuradan şuraya gitmem. İstemiyorum kızım. Aç değilim. Ne olur baba. Kapıyı aç lütfen.
düşmüş. Olamaz. Gel büyük baba. Gel buraya otur. Niçin kendinize böyle yapıyorsunuz baba? Kendinize acımıyorsanız bize acıyın. Niçin kendinizi bu kadar üzüyorsunuz? Ne oldu Dine? Neler oluyor? Niçin böyle bağırdın? Yusuf'um. Yusuf'um. Oğullarım. Ne oldu baba? Kendine ne yaptın böyle? Ne kadar dedik ağlama diye sana. Yıllardır bu ağlamalarınızla hem kendinizi harap ettiniz hem de bizi. Yeter artık, ne olur yeter. Acımanıza ihtiyacım yok benim. Yalnız bırakın beni. Sana yardım etmek istiyoruz baba ama... Yardımınıza ihtiyacım yok. Beni yalnız bırakın. Gidin. Gidin ve beni yalnız bırakın. Ne ağlamalarınıza inanıyorum ne de acımanıza inanıyorum. Dinleyin bizi baba. Size söylemiştim. Size söylemiştim Bünyamin'i görmezsem ölürüm demiştim. Gidin. Gidin. Baba. Ne olur, gidin. Yalvarıyorum. İzin verin gidin. Ben kalayım, ne olur. Gidin. Ah Yusuf'um. Ah. Ah Bünyamin'im. Ah Levim. Ah Levim. Ah. Ne oldu? Ne oldu? Babamın gözlerine ak düşmüş. Ak mı düşmüş? Artık hiç görmüyor. Dünden beri hiç durmadan ağladı. Bir an bile susmadı. Kendini öldürecek. Onu daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir yararı yok. Başka çaremiz yok ama bir şeyler yapmalıyız. Yusuf'um kaybolmuş. Kenan'a ne zaman döneceksin? Bu kadar yeter baba. Ağlamayın. Yusuf'um. Ağlamalarınız bütün Kenan'ı mateme boğdu. Ne zamana kadar böyle ağlayıp duracaksınız? Açın şu kapıyı. Benden ne istiyorsunuz? Baba. Allah'ın peygamberi. Gözleriniz. Yehuda. Rubin. Yusuf'umu aldınız. Bünyamin'i aldınız. Ağlamayı bana çok görüyorsunuz. Çocuklarıma ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Sizden uzak kalmak için kendime bu kulübeyi yaptım. Tek başıma Yusuf'um için ağlayayım diye buraya taşındım. Acılarıma Bünyamin ve Levi'nin acısını da eklediniz. Susmamı nasıl beklersiniz? Yavrularım için ağlamayayım da kimin için ağlayayım? Beni yalnız bırakın. Beni yalnız bırakın. Ne istiyorsunuz? Niçin onu rahat bırakmıyorsunuz? Her şeyini aldınız, yetmedi mi? Sizi görmek istemiyorum. Sesinizi de duymak istemiyorum. Yusuf'umla yalnız kalmak istiyorum. Gidin. Bunu hak ettik. İşlediğimiz bir suçun hayatımızın sonuna kadar yakamızı bırakmayacağını bilemedik. Yusuf'um, yavrum,
Sen her zaman o çocuksu, o ilahi yüzünle gözlerimin önünde canlanıyorsun. Seni görmek için göze ihtiyacım yok. Sen her zaman kalbimdesin. Seni asla unutmam. Asla unutmam Yusuf. Keşke yıllar önce tövbe etmiş olsaydık da gerçeği açıklamış olsaydık. Kendimizi ve babamızı sıkıntıya sokmazdık. Biz aşağılanmayı hak ettik. Bize ne söylese haklı. Yusuf'u daha yeni yeni ona unutturmuştuk ki Mısır Aziz'i Bünyamin'e alıkoyarak eski yarayı deşti. Ben Mısır'ın Aziz'ine minnettarım. O işlediğimiz suçu bir kez daha düşünmemize neden oldu. Hatırlıyor musunuz? Yusuf'u yok etmeyi düşündüğümüzde daha sonra tövbe etmeyi de kararlaştırmıştık, hatırlayın. Görüyor musunuz? Allah tövbe etmeyi bile bize nasip etmiyor. Neredeyse 40 yıldır tövbe edemedik. 40 yıl. Biliyorum. Benim hatam. Tövbenin kolay olduğunu düşünüyordum. Yakup peygambere selam olsun. Allah'ın habercisi, vahiy meleği, hoş geldin. Görüyor musun? Yusuf'umdan ayrı neler çekiyorum. Görüyor musun gözlerime ne oldu? Peki Yusuf'u kim yarattı ve büyüttü Yakup? Bütün cihanın yaratıcı Rabbi olan Yüce Allah. Yusuf'tan başka kaç çocuğum var? Kızım Dine ile birlikte 12 evladım var. 12 ardılı olan bir evlat için mi kendini yiyip bitiriyorsun Yakup? Onların hiçbiri Yusuf'un yerini dolduramaz. Yusuf'un bir eşi yok. Eşsiz olan sadece Allah'tır. Yusuf da Allah'a gösteren bir aynadır. Ona baktığımda Allah'ın cemalinin yansımasını ve yaratıcı tecellisinin somut örneğini görüyordum. Ben Allah'ı gösteren aynamı kaybettim. Bütün varlıklar Allah'ın cemalinin yansıması ve tecellisinin somut örneğidir. Etrafına bir bak. Fakat varlığın bütün yaratılanları Allah'ın velisi değildi. Yusuf Allah'ın velisiydi. Ben Allah'a gösteren aynamı kaybettim. O benden üstündü. Yusuf'un senden üstün olduğunu nereden anladın peki? Çünkü rüyasında beni kendine secde ederken görmüştü. Allah marifet sahibidir. Ve senin de tek bir gönlün var. Bir gönüle iki sevgili sığmaz. Aman Allah'ım. Rabbim, eğer haddinden fazla Yusuf için üzüldüysem mağfiret diliyorum. Tövbe ediyorum. Tövbe ediyorum. Ben Yusuf'u Allah'ın ortağı değil, onun halifesi olarak görüyordum. Yakup, Allah İsmail'i ceddin İbrahim'e ne zaman bağışladı biliyor musun? İbrahim'e kesmesi için bir koç gönderdiği zaman. Hayır. İbrahim İsmail'ini Allah yolunda kurban etmeye hazır olduğu zaman İsmail ona geri gönderildi. Evet. Bu doğru. Ben hala İsmail'lerimden vazgeçmedim.
Belki bu yüzden hala Yusuf'u görmeye nail olamadım. Mahcubum. Mahcubum. Ama Allah'a yemin ederim ki şimdiden itibaren her ikisinden de geçtim. Her ikisinden de geçtim artık. Hepsinin yerine Allah bana yeter. Her sıkıntıdan sonra bir ferahlama vardır. Bu acı ve sıkıntı huzurun başlangıcı olabilir. Ayrılık ve hicran son bulacak. Kavuşma anı yaklaşacak. Böyle olduğunu nasıl anlayabilirim? Araştır. Yusuf'u ve Mısır'ın durumunu soruştur. Sonunda ümit ışığını bulacaksın. Allah'ın habercisi. Vahiy meleği. Neredesiniz? Rabbim, bundan böyle bütün şikayetlerimi ve yakınmalarımı sana getireceğim. Benim için Yusuf, seninle Yusuf'tu. Sensiz Yusuf bir hiçtir. Sensiz bir hiçtir. Rabbim, Rabbim, ben sadece sana tapıyorum ve senden yardım diliyorum. Yusuf güzelliğinin bir aynasıydı. Ben seni görmek için aynaya bakıyordum. Aynanın görülecek bir tarafı yok. Eğer Yusuf'u seviyorsam sevgiyi yaşamak içindi. Yoksa benim gerçek sevgilim sensin. Yusuf'u sevmekle sevginin anlamını idrak ettim. Yusuf'tan geçerek de gerçek sevgili olan sana ulaşıyorum. Allah'ım, Allah'ım, Yusuf sana ulaşmak için bir köprüdür sadece. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.